Değerli izleyenler, Nahçıvan'daki sert tatbikat sonrası Paşinyan Putin'den yardım istedi. Evet, Paşinyan özellikle Nahçıvan'daki sert tatbikatın etkisinden kurtulamamış olacak ki ajanslardan gelen bilgilerde Paşinyan'ın Putin'den yardım dilendiği yönünde. Çünkü bu tatbikatta artık işin provasından öte önemli ve gerçek mermi ve mühimmatlar ve gerçek savaş konseptinde geliştirildi. Ve bu öyle bir tatbikattı ki çok ama çok önemli mesajlar içeriyordu. Artık sabrımız kalmadı mesajıydı. Bu mesaj öyle böyle bir mesaj değildi. Çünkü bu tatbikatı biz kadar Ermeniler de izliyor ve onların artık Karabağ'daki bu işgallerinin son tamtamlarına geldiklerini anlıyorlardı. Anlattığımız hususlar gerçek dünyadan bir kesit. Yani tatbikat deyip geçmeyin. Bu bir oyun değil. Bu artık bu tatbikat savaş öncesi son hazırlık diyebiliriz. Yani Paşinyan'ın paniği tabii ki gözlerine yansımış vaziyette. Morali bozuk. Özellikle Rusya'nın oyununa gelip Azerbaycan topraklarına saldırırken ülke içerisindeki korona salgınını da ihmal etti. Aslında yiyecek ekmekleri yok. Çünkü Türkiye kapatmış kapıyı, işgal ettiği topraklardan çıkmayan Ermenistan'a ulaşım ve benzeri etkiler, ulaştırılan yardımların da bir sınırı var. Yani Ermenistan kendi yağıyla kavrulamıyor, Fransa diasporasının yollattığı yardımlarla duruyor. İşte bu Ermenistan acıyacağız mı? Hayır. Tovuz'da sivil halkı katleden ve Rus askerleriyle haince, aniden, korkakça saldıran bu subaylarını ve askerlerini Paşinyan madalyayla ödüllendirmişti. Türkiye bunu unutur mu? Aslında Ermenistan'ın amacı Tovuz olarak Türkiye'den Azerbaycan'ı tecrit etmek düşüncesiydi. Bunu gerçekleştirmek için hem İran'dan da destek almıştı. Evet, İran'dan güçlü bir destek de almıştı. Silah sevkiyatının ana üslerinden, aslında naklin ana üslerinden birisi İran'dı. Azerbaycan halkının güvenliğini tehdit eden Ermenistan'ın, evet Rusya desteğiyle Ermenistan'ın, İran desteğiyle Ermenistan'ın silah sevkiyatı için görüşmelerinden bir kare. İşte bunlar böyle. İran'ın gerçek yüzü bu. Putin ise yapılan her şeyi Azerbaycan'ın anladığını biliyor. Yapılan her durumdan haberdar Türkiye ve Azerbaycan. İşte ne kadar Azerbaycan Bakü'de törenlerde Ruslar gelmiş olsa da Ruslarla olan soğukluk, bağımsız devletler topluluğu toplantısı için Moskova'ya giden Hasanov'un hemen dönüşünde Rusya ile yapılacak tatbikatın evet iptal edilmesi. 2020 Kafkas tatbikatının iptal edilmesi Moskova ile Azerbaycan arasındaki iplerin gerildiğini gösteren en önemli karelerden birisi. Azerbaycan kime güveniyor? Azerbaycan'da mikrofonu kime tutsanız, kimlerle konuşsanız, önce Allah'a, sonra sebep olduğu, Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımda sebep verdiği Türkiye'ye güveniyoruz diyorlar. İşte bu ne güzel bir dayanışma. İki millet değil, tek millet, iki devlet. Bu görüşlerimizi açıklarken Rusya'nın bu tatbikatı dikkatle izlediğini ve Paşinyan'ın Putin'e gittiğinde neler söyleyeceği açık. Diyecek ki artık bunlar bizim en ufak bir hareketimizde Ermenistan'ı sert bir şekilde vuracaklar. Bu konuda Putin hem Paşinyan'ın yardım isteğine nasıl bir karşılık verecek? Paşinyan'ın değişmesini istediği ve Paşinyan'ın yerine Ermenistan Savunma Bakanlığı düşündüğü, evet bu bütün otoriteleriyle biliniyor. Paşinyan bu durumdan da rahatsız ama kendi derdinde. Çünkü ülkesindeki durum çok kötü. Özellikle İran. İran Ermenistan'a yaptığı yardımlar konusunda sessizliğini koruyor. Neden bu kadar söylenti çokken böyle bir söylenti karşısında İran neden yalanlamadı değerli Azerbaycanlı kardeşlerim? Neden yalanlamadı İran? Bakın bu kadar olur mu ya? İran'dan köstek yiyor. Rusya'dan köstek yiyor. İki güç arada sıkıştırmış. Ve Türkiye'ye uzanmak istiyor. Arada Karabağ'a engel koymuşlar. Nahçıvan arasında Ermenistan var. Demek istediğim şu. Türkiye'nin önceliği buradan altını kalın çizgilerle çiziyorum. Artık yeter.
Nahçıvan ve Karabağ'ı geliştirdiği bir silah teknolojisi halledilerek Mavi Vatan'daki tansiyon düşünce doğru Karabağ'a artık yöneleceğiz. Karabağ'a artık yöneleceğiz çünkü doğudan güvenliğimiz yanı sıra Azerbaycan'ın artık dünyaya açılması ve halkının zenginleşmesi gerekiyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Putin'in niyeti Tovuz'a saldırmaktır. Evet, şu anda Putin'in niyeti aynen şu bölgeden Tovuz'a saldırmaktır. İkinci durumda her zaman bazı yayınlarda Tovuz saldırısından önce bu tehdidi söylemiştim. İyi bir analistçi olmak gerekiyor. Rusya'nın Libya'da ve Suriye'de sıkıştığında Kafkasya'dan nefes almak isteyeceğini daha önce de söyledim. Şimdi Azerbaycan'ın en stratejik bölgesi Tovuz'u elde ederek doğal kaynaklarına dil uzatan, el uzatıp onları işgal etmek isteyen Rusya'nın sadece Ermenistan'ın bir aparat gibi kullandığı biliniyor. Bu iki bölgeden saldırının gelmemesi için Nahçıvan'da gösterilen bu güzel ve etkili tatbikatın sonrasında Türk askerinin Azerbaycan'da kalacağını düşünüyorum. Bu bir devletin güvenliği meselesidir. Ayrıca Azerbaycanlı kardeşlerim, nüfusunuz 10 milyon. Lütfen çoğalınız. Yani Azerbaycan'da nüfusun artması gerekiyor, nüfusun çoğalması gerekiyor, çok daha etkili bir alanda olması gerekiyor. Bu yüzden yapılacaklar, her türlü çaba çok önemli. Ve bu yüzden de isteğimiz bir an önce artık Türk askerinin kalması konusunda Hasanov'un da sıcak baktığını düşünüyoruz. Aliyev'in de artık bu noktada engel olmak istemediğini, özellikle Genelkurmay Başkanı Necmettin Sadıkov'la ilgili olan sıkıntıların giderilmesi için Sadıkov anlayışına sahip ve Sadıkov'un ivedi bir şekilde görevden alınmasını istiyoruz. Amacımız Azerbaycan'ın bu güzel topraklarının Ermeni tecavüzüne uğramaması. Ama şunu da belirteyim. Bunların duracağı yok. Ben demin de söyledim. Putin Tovuz'a yeni bir saldırı bekletiyor. Türkiye'nin özellikle Mavi Vatan'da ve Libya'daki başarıları ve askeri teknoloji anlamında yaşattığı sürprizler Rusya'ya çekici oluşturuyor. Bugün Lavrov konuşmuş. Lavrov ne diyor biliyor musunuz? Biz bulduk ya kaynak orada. Biz kaynak bulduk ya. Diyor ki Lavrov, Karadeniz'deki NATO etkinliğinden rahatsızız, çatışma riski başladı diyor. Ya biz kaynak bulduğumuz zaman mı konuşuyorsun Lavrov? Bu yüzden enerji hatlarını NATO'yu bahane ederek o bölgede askeri donanmasal gücünü arttırmayı hedefleyen Rusya'ya diyoruz ki, Türkiye'nin donanması senin donanmandan daha güçlü. Lütfen dinliyorsanız dikkatle izleyin. Türkiye'nin askeri gemileri Rusya'nın askeri donanma gemilerinden modern olduğunu biliyor muydunuz? İşte nükleer diyenler de olabilir. İşte nükleer atar o zaman diyenler olabilir. Ben de diyorum ki Türkiye'ye nükleer atan nükleer bulur. Evet. Bunu herkes bilsin. Herkes ayağını denk alsın. Aliyev'in yalnız olmadığını, Hasanov'un yalnız olmadığını, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını söylüyoruz. Ve Aliyev'den isteğimiz şu. Diyoruz ki Bakü'de Türk bayraklarıyla gerekli korona şartlarına uyarak toplanmak isteyen 10 binleri 100 binleri tutmayın. Onlar Türkiye ile kenetlenmek için yarışan vatanseverlerdir. Azerbaycan halkının ne kadar vatansever olduğunu söylememize dahi gerek var mı? Onlar vatanları için bütün benliklerini, bütün varlıklarını feda ederler. Çünkü onlar Azerbaycan bayrağı için, Azerbaycan bayrağının dalgalanması için canlarını feda ederler. Böyle asil ve güçlü bir millet. Türk milletinin çok güzel bir üyesi. Türk milletinin çok güçlü bir üyesi Azerbaycan. Türkiye'nin çeşitli bölgelerde, çatışma bölgelerindeki yoğunluğu ve onlarla da ilgilenmesi sizleri kaygıya düşürmesin. Hiçbir zaman Azerbaycan'ın yaşadığı sorunlara karşı duyarsız kalmadık ve kalmayacağız da. Azerbaycan'ın çok daha güçlü yarınlara koşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Paşinyan Putin'den yardım istemiş. İsteye dursun, isteye dursun. Korkun artık. Evet, korkunun faydası yok. Türkiye Azerbaycan'la kenetlenmiştir. Bu iki gücü, bu iki güzel kardeşi ayırmaya kimsenin ne hakkı yok, kimsenin gücü de yetmez. Evet değerli izleyenler, Nahçıvan'daki tatbikatın ayak sesleri, Nahçıvan'daki tatbikatın yansımaları devam ediyor. Putin, Paşinyan'ın yardım isteğine cevap veriyor. Tovuz için ne düşünüyorlar? Bunları zaten sizlere anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah bir dahaki yayınımda görüşene kadar kanalıma abone olmayı, videomu beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.